Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki de videoya geçmeden önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videolarını seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yandaki bildirim açmanız yeterli. Bildiğiniz gibi sizlerin istekleri doğrusuna kanalımda birçok mod videosu çekmekteyim. Umarım çıkmış olduğum modları beğeniyorsunuzdur. Ve bugün konumuz ise başlıktan da görmüş olduğunuz gibi ve Emre Maniş'in önermiş olduğu bir mod olan sırt çantası moduyla karşınızdayım. Ve buradan da Emre Maniş'e önermiş olduğum mod için çok teşekkür ederim. Gerçekten artık bu mod sayesinde birçok eşyamızı rahatça taşıyabiliyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Fakat tabii ki de benden çekmişsiniz de modları varsa bunu da şu anda yorumlarda bol bol yazabilirsiniz. O zaman gelin şimdi videoya geçelim ve tabii ki de moddan bahsedelim. Evet efendim, başlıktan da gördüğünüz gibi ve az önce bahsettiğimiz gibi konumuzun sırt çantası modu olduğunu söylemiştik. Artık bu mod sayesinde birçok sırt çantasına ve boya seçeneğine sahip olabiliyoruz. Yani özelleştirebiliyoruz. Gerçekten de özelleştirme seçeneği olarak birçok boyama seçeneği ve daha birçok özellik modumuz bizlere sunmakta. Yani sadece eşya koymakla ve taşımakla sınırlı olmamızı ve birçok özellik seçeneği sunması da bence mükemmel olmuş. O zaman gelin videoya kurulma devam edelim ve daha sonrasında modu inceleyelim. Fakat tabii ki de kurulmak için önce eğer kurulumda sorun yaşarsanız açıklamada bırakacağım linkten kurulumda detaylı şekilde anlattığım video gelebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. O zaman gelin şimdi bu modu Minecraft'ta kuralım. Burada ise sırt çantası modunu kurmak oldukça basit olacaktır. İsterseniz bu modu oyunda yeni yaşta kurabilir. İsterseniz de daha önce yapmış olduğunuz videoyu kurarak oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben burada size modu tanıtmak için daha önce oyunumda video yapmıştım ve bu dünyayı düzenleyerek göstereceğim. Dünya düzenleme ayarlarında ise tabii ki sizler burada bulunan dünya adını ve varsayım modunuzu yine istediğiniz gibi siz tamamen size kalmış. Bizim için burada her zaman olduğu gibi en önemli olan kısım denemeler sıkması olmakta. Bu modun doğru bir biçimde çalışması için ise burada bulunan tartışmacı özelliklerini, özel bir oluşturma ve son olarak da diğer modifikasyon becerileri seçkinleşmeniz yeterli olacaktır. Sonraki aşamada eklenti sıkması altında bulunan kaynak paketleriyle ve daha ramp gidiyle işimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki zarış kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstleri alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerimi seçip multi backpack paketini etkinleşmeniz yeterli. Sonraki aşamada yine aynı bu işlemi daha önce yapmaktasınız. Yine buradan da backpack paketini bulup etkinleşmeniz yeterli olacaktır. Evet dostlar, kurulma denediğimize göre şimdikinin dünyaya geçelim ve tabii ki de modun sunmuş olduğu birçok özelliğe gelin birlikte bakalım. Artık eşyalarınızı envanterde taşımaktan sıkıldınız mı? Yanıtınız evetse artık sıkılmanıza gerek kalmayacak. Çünkü modun sunmuş olduğu sırt çantası ile birlikte artık sırt çantası da taşıyabilir ve sırt çantası özelleştirerek ve boyayarak kullanabilirsiniz. O zaman gelin sırt çantamızın nasıl yapıldığına ve diğer tüm özelliklerine beraber bakalım. Evet dostlar, bakın hemen burada modun bana sunmuş olduğu sırt çantasının yapılışını ve daha birçok ek özelliğin yapılışını görebilmektesiniz. Gelin şimdi beraber bakalım. Fakat tabii ki de bakmadan önce bu video sonu kanalımızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten artık bu mod sayesinde envanterim doldu mu veya dolmadı endişesi yaşamayacaksınız. O zaman hemen yapımlarla başlayalım. Burada ilk başta normal sırt çantası için deri kullanmaktayız dostlar. Ne yapıyoruz? Orta kısım boş olmak üzere etrafına bu deri döşemekteyiz. Ve tabii ki neden demiştik, bu sırt çantası ürettiğimizde istersek normal kullanabiliriz değil mi? Ama normal kullanmak istemezsek de, yani boyamak istersek de, istediğimiz rengin olmasını istersek de, bakın hemen burada yaratıcı modda backpack yazdığımda modun bana sunmuş olduğu tüm renk seçeneklerini görebiliyorum. Peki nasıl mı boyayacağım? Burada tek yapmam gereken, burada da görmüş olduğunuz gibi istediğim rengi buraya koyarak ortasına da sırt çantası yerleştirmek olacaktır. Bakın şu anda bu şekilde yapımları dizdiğimde birçok modun sunmuş olduğu bana renk seçkilerinden yararlanabilir, istediğim şekilde özelleştirebilirim. Tabii ki özelleştirme işlemi de bittikten sonra gel gelelim kullanımına. Kullanımı aslında çok basit bir işleve sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Tek yapmanız gereken koymak istediğiniz bir eşyayı seçmek. Seçtikten sonra bu eşyayla birlikte sırt çantasına basılı tutmanız gerekiyor. Şu anda basılı tuttuğumda bakın bir tane ok çıktığını görebiliyorsunuz. Fakat tabii ki de şu anda koyulması gerekiyordu. Android'de fazla ya da bende doğru düzgün çalışmadığı için, yani Windows 10'da daha kapasiteli ve daha güzel çalıştığı için şu anda tam olarak koyma mekaniğini gösteremiyorum. Ama sizlerde büyük ihtimal böyle bir şey olmayacaktır. Bakın şu anda ok çıktı. Normalde koyulması gerekiyordu. Ama dediğim gibi Windows 10 sürümünde daha güzel bir şekilde çalışacaktır. Şu anda Android'lerde güncelleme ile birlikte bunlar da düzeltilebileceğini düşünüyorum. Şimdi diyelim ki siz eşyalarınızı koydunuz ve sırt çantanızdan çıkarmak istiyorsunuz. Yani tüm eşyaları, sırt çantanızdan olan tüm eşyaları buraya koymasını istiyorsunuz. Envanterinizde sırt çantasındaki eşyaları tekrar almak için tek yapmanız gereken herhangi bir alana basılı tutmak olacaktır. Ve sırt çantası ile birlikte basılı tuttuğunuzda sırt çantasının içerisindeki tüm eşyaları geri elde edebilirsiniz. Tabii ki de bahsettiğimiz gibi dostlar, envanterinizde bunları da backpack yazarak direkt tüm renk seçeneklerine ve çantaya erişebileceksiniz. Evet, modumuz kısaca bu şekildeydi. Peki sizler beğendiniz mi? Veya ne gibi özelliklerini beğenmediniz? Veya sizler de çalıştı mı? Bunları da deneyimleyerek bana yazarsanız çok sevinirim. O zaman bu videonun da yavaştan sona gidelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft mod tanımları videonu seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki bildirim açmanız yeterli. O zaman diğer mod yorumda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.